Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. Kasım 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yaylar, ayın 22'sine kadar Güneş Akrep burcunda, daha sonra Yay burcuna geçecek. Sizin döneminizde başlamış olacak. Bu ay doğan tüm yay burçlarımızın da doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir yıl dilerim size. Ve yükselen yaylarımız, özellikle ayın 22'sinden itibaren Güneş'in yükselen burcunuzun üzerine geçmesiyle beraber enerjiniz de daha fazla artmaya başlayacak. Daha fazla dikkat çekeceksiniz. Evet, yine önemli bir ay. Hemen ayın başında 1 Kasım'da 9 derece Akrep burcunda yeni ay doğuyor. 12. evinizde doğacak bu yeni ay. Biraz tabii ki geri planda olan konular, ruhsal konular, bilinçaltınızla ilgili alanlarda hareketlilik getirebilir. Akrep krizlerle ilgili, güçlü dönüşümlerle ilgili, bununla birlikte şifa ve arınma gerektiren bir enerji getiriyor. Yani sizin için aslında bu yeni ay, Kasım ayı, arınma, şifa ve terapi yeni ayı sevgili yaylar. Merkür ayın 3'ünden itibaren burcunuzda olacak. Zihinsel anlamda evet hareketliliğiniz artmaya başlıyor ama retroya da geçecek bu ay. Onun öncesinde bu yeni ayda 12. evinizde Merkür Uranüs karşıtlığı da var. Biraz zihinsel anlamda yorgunluklarınız olabilir. Sinir sisteminiz biraz hassas olabilir. Kendinizle ilgilenmeniz gereken bir dönem. Tabii ki yeni ay biraz geri çekilmeyi, yalnız kalmayı, şöyle bir iç sesinizi dinlemeyi, tefekkür etmeyi destekliyor. Kuşkusuz bu sezgilerinizi güçlendiren bir yeni ay olduğu için bu anlamda kendinizle ilgili önemli farkındalıklar kazanabilirsiniz. Bu farkındalıklarla beraber hayatınızı iyileştirmek adına, belki sağlığınızı güçlendirmek, yaşam kalitenizi arttırmak adına da bazı önemli kararlar verebilirsiniz. İşte bu sağlık kontrolleri olabilir, doktora gitmek, hastaneler olabilir, sizinle ilgili olabilir ama bazılarınız için yakınlarla ilgili, yani mesela aileyle ilgili de çalışabilir bu konu. Daha fazla böyle arayışlar, terapiler, sağlık konuları, şifa arayışları, bakımlar, kontroller anlamına gelen bir döngüdesiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle sabit burçlarda Akrep, Boğa, Kova ya da Aslan 9 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa yeni ayın tesirleri sizin için çok daha güçlü çalışabilir. Şimdi yeni ayın yöneticisi Mars, aynı zamanda da Plüto. İkisi de birbiriyle karşıt açıda. Yengeç ve Oğlak aksında 29 derece Oğlak, 29 derece Yengeç'te bulunuyorlar. Bu da biraz hani her ne oluyorsa para konularında üzerinize biraz baskı olduğunu gösteriyor. Belki sağlıkla ilgili bir ihtiyacınız, bir harcamanız olabilir ya da bir şekilde hayatınızda maddi anlamda kendinizi güvensiz hissettiğinizi de parasal bazı manipülatif durumlarla da karşılaşılabilir. Dolayısıyla bütçenize de dikkat etmeniz gereken bir dönem. Aslında Mars gerilemesi de yaşayacağımız için para evinizi etkileyecek alanda önümüzdeki birkaç ay bu konulara daha fazla dikkat etmek gerekiyor. Bunlar özellikle başkalarıyla paylaştığınız kaynaklar olabilir, hisseli paralarınız olabilir, eşinizin gelirleri, giderleri, harcamaları olabilir. Tüm bu alanlarda da daha fazla dikkat gerektiren konular var. Bazen evet krizler olabilir, yönetmeniz gereken konular olabilir ama mümkün olduğunca sağduyulu olmanız gereken bir süreçte olduğunuzu söyleyebilirim. Mars ayın 5'inde Aslan burcuna geçecek. Mars Aslan burcunda Aralık'ta aslında gerilemeye de başlayacak. Ama 5'inden sonra biraz da Ateş burcuna geçeceği için Mars Yengeç'ten ayrılıp enerjinizi daha fazla bir destekleyecektir. Bu bir özgüveninizi arttırabilir. Böyle bir size heyecan, coşku verebilir. Eğlenceli konulara, kültürel konulara, seyahatlere ilginizi arttırabilir. Bu dönemde özellikle medya işlerinde, internette, sosyal medyada daha aktif olabilirsiniz. Akademik çalışmalara daha fazla enerji gönderebilirsiniz. Buralarda daha aktif çalışabilirsiniz. Daha fazla yolculuklarınız, seyahatleriniz gündeme gelebilir kuşkusuz. 15 Kasım'da ise 24 derece Boğa burcunda Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay 6. evinizi aydınlatıyor. Dolunay Venüs yönetiminde. Venüs de sizin para evinizde. Dolayısıyla bu Dolunay'ın aslında İş ve mesleki konularda yardımcı olacağını söyleyebilirim. Yani size parasal güvence verecek ya da para kazanmanızı sağlayacak bir iş hayatınıza gelebilir bu dolunayda. Bir beklentiniz varsa dolunayda bir sonuç alabilirsiniz. Ya da süregelen bir işiniz ve mesleğiniz varsa parasal kaynaklarınızı güçlendirmek için belki yeni anlaşmalarınız olabilir. Yeni böyle ticari faaliyetleriniz olabilir. Gelirlerinizde böyle bir istikrarlı durum olabilir. Uranüs'le birleşen bir yeni ay. Dolayısıyla bazı sürprizler,
hızlı gelişmeler de yaratabiliyor, karşımıza çıkarabiliyor. Aynı zamanda işte kendinizi güvende hissedeceğiniz, hayatınızda konforunuzu arttırmaya yönelik bazı adımlar atabilirsiniz. Yaşadığınız mekanlar, çalıştığınız mekanların işte ihtiyaçlarının karşılanması, dekore edilmesi, güzelleştirilmesi gibi biraz böyle konfora yönelik alışverişler, yatırımlar olabilir. Bununla birlikte işte beslenmeniz, diyetiniz, sağlığınız, kontrolleriniz ve benzeri alanlarda bazı düzenlemeler yapabilirsiniz bu dolunayla birlikte. Bir evcil hayvan sahibi olabilirsiniz. Hani böyle bir konu da olabilir ki bu da hayatınıza yine güzel bir etki getirebilir, tesir edebilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle öncü burçlar, sabit burçlarda boğa, akrep, özellikle aslan, kova, 24 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa bu dolunayın tesirleri sizin için çok daha güçlü çalışabilir. 20 Kasım'da artık Plüto tamamen Kova burcuna yerleşiyor. Bir daha oğlağa dönmeyecek. Net olarak önümüzdeki 20 yıl Kova burcunda olacak. Bu durum tabii ki daha çok aslında kolektif bir tesir getiriyor. Jenerasyon gezegeni toplumlar üzerinde, insanlık üzerinde politik, teknolojik, bilimsel, sosyolojik, önemli, güçlü dönüşümler, yenilikler anlamına geliyor. Bunu tüm insanlık olarak takip edeceğiz. Önümüzdeki 20 yıllık süreç içerisinde bireysel olarak yay burçları Plüto'dan olumlu bir açı alacak. Yardımcı bir etki alacak. Çok zorlamayacak. Yani genel olarak yay burçlarını. Üçüncü evinize gelecek. Düşünceleriniz güçleniyor. Zihinsel anlamda, entelektüel anlamda daha güçlü etkiler alacaksınız bu dönemde. Belki biraz daha iletişim anlamında daha karizmatik olabilirsiniz. Size olumlu yansımaları olabilir. 22 Kasım'da Güneş artık burcunuza geçiyor. Sizin döneminiz başlıyor. Bu tabii ki enerjinizi, yaşam coşkunuzu arttıracak. Dikkat çekeceksiniz, parlayacaksınız. Özellikle yükselen yaylar fiziksel anlamda bu etkiyi daha fazla hissedebilirler. Bununla birlikte Merkür gerilemesi başlıyor yay burcunda ayın 26'sında. Şimdi tabii Merkür gerilerken ister istemez biraz zihin ne yapıyor? Geriye çekiliyor. Geçmişi sorguluyor. Yani bu öyle bir dönem. 15'ine kadar, 15 Aralık'a kadar Merkür retro. Bu dönemde aslında evren bize bir fırsat da veriyor. Şöyle bir hızlı gelişmeler oluyor hayatımızda, değil mi? Değişimler var ya da günlük hayatta böyle bir sürekli çaba gösteriyoruz. Böyle bir koşturmaca içindeyiz. Merkür retroya geçince böyle bir duruyoruz, düşünüyoruz, dinleniyoruz. Bir içe yöneliş, bir kendimizi sorgulama, tefekkür dönemi. Yeni kararlar hemen hızlıca vermeyelim bu dönemde. İşte böyle bir gidip de biriyle anlaşma yapmayalım, bir imza atmayalım. Ne bileyim, özellikle önemli alışverişleri yapmamaya çalışalım. Ama geçmişten gelen konular aktifleşebilir. Yarım kalmış işler gündeme gelebilir. Üzerinde çalıştığımız şeyleri gözden geçirebiliriz. Öğrenciysek eski konuları şöyle bir gözden geçirebiliriz. Biraz nostaljik etkiler de getirebiliyor böyle dönemlerde. Olumsuzluklar ne olabilir? İletişim sorunları daha fazla oluyor. Yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Kendimizi ifade etmekte zorlanabiliyoruz. Kafamız karışabiliyor. Böyle dalgınlıklar, unutkanlıklar daha fazla olabiliyor. Bunlara karşı da temkinli olmamız gereken bir süreç. Sevgili yaylar, bu videoyu yararlı bulduysanız beğenebilirsiniz, paylaşabilirsiniz ve henüz olmadıysanız kanalıma abone olabilirsiniz ve ayrıca Instagram'da bulunan 12 Burç kanalımızı da takip edebilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum.